Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yumuşacık bazlamalar yapacağım. Hazır Ramazan ayı da yaklaşıyorken bol bol yapıp derin dondurucuya atmak lazım. 7,5 su bardağı unu karıştırma kabına aldım. Şimdi üzerine 2 paket instant maya ve 2 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Dilerseniz 1 paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Öncelikle mayayı, şekeri ve unu karıştırıyorum. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz, 2 su bardağı yoğurt. Sulu tarafından olursa çok daha güzel olur. 2 su bardağı ılık su. Önce spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra da elimle yoğuracağım. Arkadaşlar hamuru yoğururken mutlaka yanınıza bir su bardağı ılık su alın. Elinizi batırarak hamuru yoğurmaya devam edin. Çünkü ben yarım su bardağı ılık su kullandım. Hamurum daha yumuşak ve daha kıvamlı oldu. Size de tavsiye ediyorum. Bu ayrıntıyı atlamayın lütfen. Hamuru 5 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Dilerseniz tezgah üzerinde de yoğurabilirsiniz. O şekilde daha da kolay olur yoğurmanız. Şimdi üzerini streçle kapatıyorum. Ve 1 saat boyunca oda sıcaklığında mayalandıracağım. Bazlama hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. 1 saat boyunca bu şekilde mayalandırdım. Çok güzel bir şekilde mayalanan hamurun havasını alıyorum. Hafifçe unladığım tezgaha hamurumu aldım. Şimdi parçalara bölüyorum. Toplamda 9 bezi hamurumuz çıktı. Yani toplamda 9 tane bazlama yapacağız. Hepsini de bu şekilde yuvarladım. Hafifçe unlayarak bazlamalarımı açmaya başladım. Dilerseniz elinizle açabilirsiniz veya merdane ile açabilirsiniz. Merdane ile açmanızı tavsiye ederim. Her tarafı eşit bir şekilde açılacaktır. Bu kadar yeterli. Hemen şöyle birazcık fazla ununu çırpıyorum. Bazlama hamurunu hemen bir bezin üzerine alıyorum. Üzerini de kapatıyorum kurumaması için. Ve bu şekilde mayalanmasını sağlıyorum. Bütün bazlama hamurlarımı bu şekilde açmaya devam ediyorum. Bazlamaları pişirmeye başladım. Orta ateşten bir tık daha yüksek ateşte arkalı önlü pişireceğim. Bazlamam güzel bir şekilde pişti. Şimdi hemen onu temiz bir örtünün üzerine alıyorum. Üst üste değil, yan yana diziyorum. Bazlamada ters çeviriyorum.
Çama da ters çeviriyorum. Balon gibi çok güzel bir şekilde şişti ve kabardı. Şimdi ters tarafını tekrar çeviriyorum. Biraz daha pişirip ocaktan alacağım. Yumuşacık pamuk gibi bazlamalarım hazır. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel oldular. İnşallah sizler de yaptığınızda çok güzel sonuçlar alırsınız. Sahur ve iftar sofraları için de harika bir seçenek. Şimdiden bol bol yapıp derin dondurucuya atmanızı tavsiye ederim. Bir de yumuşaklığını ve iç dokusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yumuşacık, pamuk gibi. Asla herhangi bir kırılma, herhangi bir çatlama yok. Gördüğünüz gibi harika bir sonuç. Bir tane daha göstermek istiyorum. Bugün çok lezzetli bazlamalar yaptım. Bir tanesini domates, salatalık ve peynir koyarak sandviç şeklinde hazırladım. Diğerini ise çikolata sürdüm ve bu şekilde servis yapacağım. İki şeklinde sizlerle paylaşmak istedim. Bugünkü tarif ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Yepyeni tariflerle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.